Türkiye uzun bir süredir, 2010 yılından bu yana hem canlı hayvan ithal ediyor hem de kırmızı et ithal ediyor. Son dönemde özellikle besilik hayvan ithalatında Fransa'nın çok öne çıktığını görüyoruz. Çünkü Fransa etçi ırkların en yoğun olduğu ülkelerden birisi ve Türkiye'ye de yakın olması nedeniyle daha çok Fransa'dan ithal ediliyor. Uluslararası Hayvan Sağlığı Örgütü var. Onlar 11 Eylül itibariyle Fransa'da mavi dil hastalığının görüldüğünü bütün dünyaya ilan etti. Zaten bu örgütün görevi de bu, hani dünya üzerinde nerede bir salgın hastalık varsa bunu duyuruyor ve o bölgeden hayvan ithalatının yapılmamasını, hayvan alınmamasını, hatta hayvan hareketlerinin durmasını öneriyor, bunu söylüyor. Türkiye'de Fransa'dan hayvan ithalatı yaptığı için Tarım Bakanlığı da 15 Eylül itibariyle kendi internet sayfasında bu bölgeden hayvan ithalatının yapılmayacağını duyurdu. Ancak bu tarihten önce ve daha sonra da bu bölgeden seçilen hayvanların başka bir yerden yüklemesini yapılarak Türkiye'ye yola çıkarıldığına ilişkin benim de yine sektörden güvendiğim haber kaynaklarından aldığım bilgi bu yöndeydi. Ve iki gemi şu an yolda, birisi Samsun Limanı'na, birisi de Mersin'e gelecek ve bunlar Fransa'dan, yani Fransa'nın hayvancılık yapılan bölgesinden gelen hayvanlar ve Türkiye'ye bunların girişi olacak. Dolayısıyla peki ne gibi tehlikeleri var bu? Yani en büyük tehlikesi mavi dil hastalığı, Türkiye'de daha önce görülmeyen serotip 8 denilen en tehlikeli olan hastalık. Bu Türkiye'deki hayvanlara da bulaşma riski çok yüksek. Nasıl ve bulaşıyor bu hastalık? Bu daha çok sinek aracılığı, yani hayvandan hayvana değil de sinekler aracılığıyla, özellikle sivrisinek aracılığıyla bulaşan bir hastalık ve bu Türkiye'deki hayvancılık sektörü için ciddi bir tehdit anlamına geliyor. Bu nedenle bakanlığın öncelikle orada, tabii ki hayvan seçilirken bakanlığın veterineri oluyor, o şekilde seçiliyor ama yine de kulak numarasına bakarak, kulak küpesine bakarak bu hayvanların nereden alındığı, nereden toplandığı belirlenebilir. İkincisi, daha önemlisi, mutlaka kan testine tabi tutarak bu hastalığın olup olmadığı tespit edilmesi, eğer varsa bunların kesinlikle Türkiye'ye sokulmaması gerekiyor.